Evet, Balkanlar TV izleyicileri, yanımızda Bayrampaşa'nın CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Remzi Albayrak var. Remzi Başkanım hayırlı olsun. Biraz sonra sahneye çıkacaksınız. Meclis üyeleri tanıtımı var. Anketlerde önde görünüyorsunuz. Herhalde ipi göğüsleyecek bir durumdasınız şu anda. Çünkü bütün anketler onu gösteriyor. Bu gece hakkında sizden bir açıklama alabilir miyiz? Evet, bu gece hem aday tanıtımı hem de proje lansmanımız var. Tabii tatlı bir heyecanımız var bizim de. Sahadaki çalışmalarımız çok olumlu, çok güzel tepkiler alıyoruz. Allah'ın izniyle Bayrampaşa'da iktidar değişecek gibi görünüyor. Biz bir yanlış yapmazsak projelerimizle zaten insanların gönüllerini de fethediyoruz. Biz burada AK Parti belediye başkan adayıyla yarışıyoruz. Dolayısıyla iktidardaki bir belediye başkanıyla yarışıyoruz. Tabii ki şartlarımız eşit değil ama biz bundan yılmıyoruz. Biz asimetrik bir mücadele yürütüyoruz bu anlamda. Dolayısıyla bizler inanıyoruz ki kendi projelerimizi halkımıza iyi anlattığımız takdirde bir itimat oluşturacağız, bir güven oluşturacağız. Bu itimat da itibara dönüşecek ve 31 Mart inanıyorum ki Mart'ın sonu bahar olacak. Buradaki iktidar da değişecek. Salon çok kalabalık, aşırı kalabalık, bir o kadar kalabalık da dışarıda var. Nedir bu teveccühün sebebi sizce? Çünkü içeride her türlü partiden tanıdığım kadarıyla her kesimden insan var. Nedir bunun sizce sebebi? Vallahi ben siyaseti hep şu düsturla yapıyorum. Siyaset mutlaka samimi olmak ve vizyon sahibi olmakla ilgili bir şey. Şimdi bakıyorum mesela dışarılarda şey yazıyor. İşte belediyecilik işi, gönül işi. Ben bakıyorum yani bu belediyeciliğe bu kadar hafif bakmak çok da doğru değil. Çünkü belediyecilik tabii ki gönül işi. Her işte bir gönül işidir ama belediyecilik gönül işinden öte bir vizyon işidir. İşte 25 yıllık bir iktidar var burada Bayrampaşa'da. Gönül işiyle yürütmüşler bu işi ama biz bunu vizyon işi diyoruz. Vizyonumuzu katacağız. Yeni bir misyon yükleyeceğiz kendimize. Ve Bayrampaşa'yı marka yapmak istiyoruz. İnsanlarımızla da, vatandaşlarımızla, seçmenimizden, Bayrampaşalılarla sahada konuştuğumuz zaman bu enerjiyi, bu pozitif enerjiyi karşı tarafa aktarabildiğimiz sürece teveccüh büyük olacak. Ve inşallah biz burada başarıyla bu seçimi bitireceğiz. Başkanım, bizi kabul ettiniz programdan önce. Biz de şimdi içerideki mahşeri kalabalıkla beraber sizi can kulağıyla dinleyeceğiz. Programdan sonra tekrar görüşmek dileğiyle başarılar dileriz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Thank you.